Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da ciddi bir konut krizi yaşanıyor. Ev bulabilmek gerçekten büyük bir sorun olmuş durumda. Özellikle de büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde, öğrenci kentlerinde Avrupa'da yaşayanlar ev bulabilmekte büyük bir zorluk çekiyor. Kira fiyatları özellikle son bir yıl içerisinde yaklaşık ortalama Avrupa'da %25 oranında artmış durumda. Yine aynı şekilde ev fiyatları da %30 civarında ortalama Avrupa'nın pek çok noktasında, özellikle de az önce ifade ettiğim gibi büyük şehirlerde ciddi bir sorun olmuş durumda. Ev alabilmek artık hayalden öte başka bir şey değil. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde patlayan sektörlerden bir tanesi olarak konut sektörünü gösterebiliriz. Değerli izleyicilerim, bizleri özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda yorum, mesaj, soru alıyoruz. Özellikle Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru var. Hollanda'ya baktığımızda konut krizinin her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Hollanda'da yaklaşık 900 bin yeni konuta ihtiyaç var. Aksi halde ev fiyatları artmaya devam edecek. Kira fiyatları da aynı oranda yükselecek. Bakın değerli izleyicilerim, Hollanda'da satılan mevcut konut sayısı birbirini izleyen ikinci çeyrekte %13,4'lük oranla geçtiğimiz yıla göre geriye düştü. Hollanda İstatistik Ajansı yapmış olduğu açıklamada ev fiyatlarının 2020'nin 3. çeyreğine göre ortalama %17,5 arttığını ifade etti. Tapu Dairesi bu yılın 3. çeyreğinde 53.875 konut satışı kaydetti. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,4 daha düşük. Yılın ilk çeyreğinde 173.000 mevcut konut satıldı. İkinci ve üçüncü çeyreğinde düşenlere rağmen bu rakam hala 2020'nin ilk çeyreğine göre %2,7 daha yüksek. Mevcut konutların fiyatları tüm illerde en az %15 oranında arttı. Konut fiyatları Lahey'de %17,3, Rotterdam'da %15,3, Amsterdam'da ise %14,9 oranında büyük bir artış yaşandı. Değerli izleyicilerim, Hollanda'da şu anda çok acil bir şekilde 600 bin konuta ihtiyaç olduğu açıklandı. 20 yılda ise yaklaşık 900 bin konutun yapılması gerektiği ifade ediliyor. Şimdi bakın, aslında bu Hollanda'dan hareketle tüm Avrupa'ya baktığımızda, özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelere baktığımızda, ekonomisi ileride olan ülkelere baktığımızda bu durumun hemen hemen hepsinde aynı olduğunu görüyoruz. Ancak siyasetçiler bu sorunu çözmek için maalesef hiçbir şekilde yatırım yapmıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, evinden çıkmak zorunda olan insanlar daha yüksek kiralar ödemek zorunda. Ev almak isteyenler 1500 sefer daha düşünmek zorunda. Çünkü ev fiyatları fırlamış vaziyette, yine aynı şekilde hakeza kira fiyatları da almış başını gidiyor. Ancak vatandaşın bu sıkıntısıyla siyasetçilerin Avrupa'da gerçekten ilgilenmediğini görüyoruz. Bakın, geçtiğimiz aylarda ben bir haber yaptım. Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, hanımefendi, iki çocuğuyla beraber bulunduğu evden çıkmak zorunda olduğunu, evini bir başka kişinin satın aldığını ve kendisine çık dediğini söylüyor. Üstelik satın alan kişi de bir Türk. Evet, yani diyor ki hanımefendi, benim gelirim belli. Sosyal yardımla geçiniyorum. İki çocuğum var, biri ufak, ona bakmak zorundayım ve hastalıklarım var diyor. Ama kendisine hiçbir şekilde yeni bir ev imkanı sunulmuyor. Sosyale gidiyor, kendisine verilen cevap 250. sıradasın. 250. sıranın kendisine 10 yılda bile gelmesi imkansız. Şimdi bu ve benzeri Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımızın konutla ilgili sıkıntıları devam ediyor. Ama tekrar söylüyorum, siyasetçilerin bu işle ilgili adım atma niyetlerinin de bulunmadığını görüyoruz. Bakın, özellikle büyük şehirlerde 600 bin konutun inşası için yılda fazladan 1,5 ile 2 milyar avronun ayrılması gerekiyor. Ancak Hollanda, biliyorsunuz, şu anda siyaseten sıkıntılı günler geçiyor. Koalisyondu, yeni seçimdi vesaire derken Hollanda'da bu işe eğilen siyasetçi olmadığını görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, şimdi genel itibariyle baktığımızda bu durum aslında koronavirüs sonrası sadece konut fiyatlarıyla ilgili bir durum değil.
Dünyanın her noktasında aynı sıkıntı devam ediyor. Enerji fiyatları artmış vaziyette. Baktığımız zaman gıda fiyatları da geçen yıla oranla en az %20 civarında yükselmiş vaziyette. Ama vatandaşın almış olduğu paralar aynı, vatandaşın sosyal yardımları aynı, vatandaşın sıkıntısı gerçekten her geçen gün daha da artıyor. Bakın Hollanda'da ciddi bir doğalgaz sıkıntısı var biliyorsunuz. Doğalgazın fiyatları ile ilgili sıkıntı var. Doğalgaz sorunu hani temin etmekte bir sorun yok ama doğalgazda uçan faturalar var. Bakın doğalgaz ve enerji faturalarının tavan yaptığı Hollanda'da hükümet vatandaşa destek amacıyla vergi indirimine giderek yüksek faturaların bir kısmını karşılamayı düşünüyor. Hollanda hükümeti Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehinde çözüm arıyor. Hep yapacağız, edeceğiz, arıyor, geliyor. Bakın. The Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euroya kadar telafi etmeyi planlıyor. Haberde hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyon avronun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi. Diğer yandan haberde ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon avro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği de belirtiliyor. Geçen hafta Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için gerekli önlemleri alacağını açıklamıştı. Haberde de ifade edildiği gibi açık bir şekilde Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde faturalar önümüzdeki dönemlerde artacak. Bu net bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde elektrik faturaları da artacak. Bunun bilinmesinde fayda var. Ama her ne hikmetse dünyanın en sosyal devlet olduğunu ifade eden bu ülkeler maalesef koronavirüs döneminde gerektiği kadar vatandaşının yanında duramadı. Yapılan sosyal yardımlara baktığımızda değerli izleyicilerim geçen yıla göre ya da önceki yıllara göre bir artış olmadığını gözlemliyoruz. Almanya'dan örnek vermek gerekirse mesela işletme sahiplerine, esnaflara bir önceki yılın cirolarının %70'i oranında bir yardım yapıldı ama işçiye, emekliye, dar gelirli olan ya da sabit bir gelirle geçinmek zorunda olan insanlara hiçbir şekilde yardım etmediklerini gözlemliyoruz. Yani 100 yılda bir meydana gelen böylesine sıkıntılı bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da hangi dönemde vatandaşının yanında olacaksın diye tabii ki bizler de soruyoruz. Çünkü bakın Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla görüştüğümüzde hepsinin söylediği bir şey var. Avrupa artık eski Avrupa değil. Eskisi kadar rahat bir hayat sürebilmemiz imkansız diyorlar. Bunun yanı sıra artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın geleceğe dair geçim kaygısı da her geçen gün artıyor. Özellikle bizleri Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız havadan ya da sokaktan para toplamıyor. İnanın bana çalışma şartları, ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ben pek çok sektörde Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'de çalışanlara göre daha ağır şartlarda çalıştığını biliyorum. İnanın bana yani vatandaşlar karanlıkta sabahın köründe yollara düşerler ve akşam saatlerinde evlere döndüklerinde artık kollarını, ellerini kaldıracak halleri, güçleri kalmaz. Pek çok kişi için bu durum böyle. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5,5-6 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın pek çoğu bildiğiniz üzere işçi, bir yerlerde sabit bir gelirle çalışıyorlar. Bu insanlarımızın dökmüş oldukları alın terinin karşılığında artık aldıkları paraların geçinebilmeleri için yeterli olmadığını görüyoruz. Sosyal yardımlar da artmadığı için masraflar bir taraftan artıyor ama sosyal yardımlar artmıyor. Ama bu tablo maalesef uzun yıllar daha devam edeceğe benziyor. Devletlerin koronavirüsle ilgili kaybetmiş oldukları vergileri göreceksiniz. Önümüzdeki yıllarda, aylarda çalışanlardan çıkartacaklar. Yani bu paraları verdiler ama babalarının hayrına vermediler. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda tablo daha da ağırlaşacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Yine sizlerden çok sayıda vatandaşımızdan soru geliyor. Vatandaşımız şunu diyor. Biz özellikle emeklilerimiz almış olduğumuz emekli maaşıyla geçinemiyoruz.
Sosyal yardımlar olmasa Avrupa'da yaşayan birer ölüyüz diyorlar. Evet, aynen bu ifadelerle bana mesajlar ya da videolarımızın altına yazılan yorumlarda görüyorum ben. Bakın değerli izleyicilerim, inanın bana emekliler pek çok ülkede kıt kanaat geçiniyor, ay sonunu ucu ucuna getiriyor ya da getiremiyor. Bir şekilde ailesinden destek alıyor ya da sosyal yardımlarla bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi bu emeklilerimizin içerisinde pek çoğu da Türkiye'ye giderek bir şekilde orada geçinmeye çalışıyor. En azından Euro biliyorsunuz 11 lirayı geçmiş vaziyette. İnsanlarımızın almış olduğu Avrupa'daki maaşları tabii ki Türkiye'de çok çok değerli. Yani bir kişi 1000 euro maaş alıyorsa bu maaşla Türkiye'de eşiyle beraber çok iyi bir şekilde ay sonunu getirebilir. Evet, getirebilir diyorum. Türkiye'de de hayat öyle ucuz falan değil. Bana soracak olursanız Avrupa'nın en pahalı ülkesi Türkiye arkadaşlar. Evet, en pahalı ülkesi Türkiye. İnanın buna, bunu gönülden söylüyorum. Paranın, Türk lirasının satın alma gücü yok arkadaşlar. Allah Türkiye'de olanlara yardım etsin. İnanın bana, çarşıya, pazara gittiğiniz zaman cebinize 200 lira para koyduğunuz zaman 2 tane poşet gıda ürünü alırsınız. Birkaç günlük sadece mutfak ihtiyacını karşılamış olursunuz. Bakın bir hafta demiyorum, sadece birkaç günlük. İnanın bana emekliler çok zor durumda. Gerçekten asgari ücretle çalışanlara, ülkemizde ana vatanımızdakilere Allah yardım etsin. Hani sosyal yardımlar da biliyorsunuz Avrupa gibi falan değil yani. Türkiye'de şimdi şöyle böyle dememizin hiçbir anlamı yok. Bana göre Türkiye Avrupa'dan çok 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 pahalı, Amerika'dan bile pahalı bir ülke. Gelire göre baktığımız zaman maalesef böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bakın ben de YouTube'dan falan işte birim üzerinden dünyadaki fiyatlarla ilgili videoları izliyorum, Türkiye'deki videoları izliyorum, görüyorum. Maalesef ana vatanımızda ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı durumu söz konusu. Sabit geliri olan, ekonomik seviyesini korumaya çalışan vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yani Avrupa'da çalışıp emekli olan vatandaşlarımız Türkiye'ye gittiklerinde eskisi gibi bir tabloyu beklemesinler. Bu yıl izne gidenler eminim ki ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Türkiye'deki fiyatları gördünüz. Tabii bir de vurguncular var. Yani hani tamam, teknolojik ürünlerin fiyatı yurt dışından Türkiye'ye gidenlerin fiyatları artıyor ama domatese, maydanoza bile sanki Avrupa'dan euro ile satın alıyormuş gibi tohumunu zam yapan hokkabazlar var, fırsatçılar var. Türkiye kadar fırsatçı esnafından bahsediyorum, başka bir ülkede yok arkadaşlar. Bayram gelir fiyatlar alır, seyran gelir fiyatlar artar, korona der maydanozun fiyatını arttırır. Bunlara da el vicdan diyorum. Allah darda olanlara gerçekten yardım etsin. Bu konuyla ilgili de sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da maalesef koronavirüsle ilgili olarak vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Delta varyantının yeni türü de Hollanda'da maalesef bazı insanlarda görüldü. Son durumu paylaşalım. Hollanda'daki tablo nedir? Bundan sonra hangi önlemlerin alması bekleniyor? Bunun yanı sıra Hollanda dışından bizi izleyen Avrupa'daki ve dünyanın değişik noktalarındaki vatandaşlarımızla ilgili de önemli uyarılarımız olacak. Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü Hollanda'da yeni bir delta varyantının görüldüğünü resmi olarak açıkladı. AY.4.2 olarak adlandırılan yeni alt varyant şu anda Hollanda'daki koronavirüs vakalarının %0.1 ve 0.2'sini oluşturuyor. İngiltere'de günlerdir gündemde olan alt varyant vaka sayısındaki keskin artışın sorumlusu olarak da bilim insanları tarafından gösteriliyor. İngiliz uzmanlar yeni varyantın şu anda dünya çapında baskın olan Delta varyantına göre %15'e kadar daha da bulaştırıcı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü alt varyantı henüz endişelenecek bir varyant olarak tanımlamış değil.
Hollandalı virolog Marien Koopmans yapmış olduğu açıklamada ne kadar sorun yaratacağı konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Koopmans, İngiliz meslektaşlarım varyantın ne kadar endişe verici olduğu konusunda henüz emin olmadıklarını söylüyorlar. Ancak ben varyantın bir etkisi olacağını hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum dedi. Önümüzdeki günlerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı konusunda ise henüz bilim insanları herhangi bir açıklama yapmış değil. Koronavirüsle ilgili olarak dünyadaki tablo şu. Sürekli yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu kadar etkili, bu kadar etkilinin dışında hiçbir haber yok. Haber nerede var biliyor musunuz? Haber bulunduğu iddia edilen aşılarla ilgili var. Bakın Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci yeni bir açıklama yaptı ve buldukları yeni bir aşı olduğunu söylediler. %95.6 oranında da yeni varyantlara karşı bu aşılarının etkili olduğunu ifade ettiler. Haberler bunlar. Sürekli olarak bir yenilik olarak insanların önüne yeni bir aşı sunuluyor. Taktik de şu. Yeni bir varyant çıktı vesaire haberler yayınlandıktan sonra görüyoruz ki hemen özellikle bu aşı üreticileri çıkıp diyorlar ki biz şunu bulduk, bunu bulduk, şu kadar etkili açıklaması var. Başka bir açıklama yok arkadaşlar. Bakın. Bundan bir yıl önceye gidelim. İçinde bulunduğumuz yıldan öncekine yani 2020'nin özellikle Aralık ve Kasım ayına gidelim. Bir yıl önce. Ne vardı gündemde? Kapanma vardı. İnsanlar evlerine kapanmışlardı. Sürekli olarak hadi aşı, hadi aşı, hadi aşı haberleri vardı. İnsanlar psikolojik olarak bu sıvıları birer kurtuluş olarak bekledi. Daha doğrusu bekletildi. Sonra Ocak ayı itibariyle piyasaya çıktı. Ülkeler bu aşı üreticileriyle anlaşmalar yaptılar, paraları ödediler, milyarlarca doz aldılar. Kimler? Parası olanlar. Sonra o gazetelere Aralık ve işte Kasım'dan önce gazetelere çıkıp benim aşım şu kadar etkili, bu kadar etkili diye açıklama yapan insanlar bir anda ortadan kayboldular. 1,5-2 ay boyunca Ocak, Şubat, Mart hatta ayı boyunca bu aşıyı üretenlerden hiçbir şekilde medyada haber göremedik. Sonra arkadaşlar bunlar yavaş yavaş piyasaya tekrardan çıkmaya başladılar. Piyasaya da benim aşım şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye çıkmadılar. Ne diye çıktılar? Yeni bir varyant var, yeni bir mutant var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizim bir şekilde bununla baş etmemiz lazım diye insanlarda yeni bir psikolojik savaş oluşturdular. Yeni bir çıkmazın içerisine insanoğlunu bataklığa soktular arkadaşlar. Psikolojik bataklık. Sonra bunlar tekrar çıkmaya başladılar bu aşıları üretenler. Şu kadar etkili, bu kadar etkili, bu işi biz çözüyoruz, bözüyoruz derken yeni anlaşmalar yaptılar. Yeni sözleşmeler yaptılar ve aşıyı sürekli olarak satmaya başladılar, devam ettiler. Şimdi işin bir de test boyutu var arkadaşlar. Bu aşı boyutu bu. Bir de testler. Mutlaka PCR testi, sürüntü testi olacak, mutlaka şu olacak. İşte marketlerde bildiğiniz üzere Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında 5'li paketler halinde 24-25 euroya marketlerden sanki gazoz satıyormuş gibi bu testleri satmaya başladılar. Bir de işin böyle bir ekonomisi var. Marketlere bu testler geldikten sadece birkaç gün sonra test kalmadı, yok sattı arkadaşlar. Aldi'den vatandaşlarımız aldı, Rozman'dan, Real'den, oradan buradan. Yani diğer tüm böyle zincir marketlerde kuyruklar oluştu. Medyada bunu sürekli pompaladı ve insanlar birer kurtuluşmuş gibi kucak dolusu satın aldılar. İnsanları bir de test manyağı yaptılar arkadaşlar. Şimdi görüyoruz bakın. Yeni bir plan, yeni bir senaryo, yeni bir çıkmaz. Nedir bu? Şimdi yeni bir varyant, yeni bir mutant diye göreceksiniz. Aşı olmak biliyorsunuz zorunlu değil. Tırnak içerisinde onların söylediğini söylüyorum. Zorunlu değil. Sen bu insanların evden çıkmayacak hale getirdin. Uçağa binemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Yani insanlar testle aşı arasında kalmış, sıkışmış vaziyetteler. Evet.
Test aşı, test aşı biliyorsunuz. Testler de artık Avrupa'nın pek çok noktasında paralı vaziyete getirilmiş vaziyette. Paralı. Eskiden para yoktu, şimdi bunlar paralı. Diyor ki, şuraya mı gideceksin? Ver 25-30 euroyu testini yaptır. Ya kardeşim, adam cebinde para var mı yok mu? Bunlar sorulmuyor zaten. Ekonomik anlamda zaten koronavirüs döneminde fiyatlar 3-4 kat arttı. Bir de üstüne insanlara koronavirüs ekonomisi oluşturup insanların bütçeleri daha da sarsılmak isteniyor. Bakın bir aile diyelim ki 4 kişi 5 kişiden oluşturuyor. Her hafta bunların test yapması demek minimum arkadaşlar 100 euro anlamına geliyor. E nasıl ödeyecek bu adam? Bazı iş yerlerinde biliyorsunuz eğer sen bu sıvıyı vurdurmazsan ben seni işten çıkartırım tehditleri var. E şimdi bu insanlar ne yapacak diyorum ya, testle aşı arasına sıkıştırılmış insanoğlunu gözlemliyoruz şu anda. Yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu oldu, bu oldu denilerek insanların gerçekten büyük bir sıkıntının içerisine düştüğünü görüyoruz. Bakın ben hiç kimseye test ya da işte aşı olun ya da olmayın demem. Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Ben politikaları ve bu süreci anlatıyorum size. Siz mutlaka hekiminize dalışın. Hekiminiz size mutlaka gerekli olan açıklamaları yapacak. Hekiminiz ne diyorsa o yönde siz karar alırsınız. Sağlıkla ilgili bir konuda birinin size şunu yap, bunu yap demesini ben doğru bulmuyorum. Hayat sizin hayatınız, vücut sizin vücudunuz. O nedenle bilim insanları ne diyorsa, doktorlarınız ne diyorsa lütfen dikkate alın. Bu uyarıyı ben size yapmak zorundayım. Onun dışında ben İşin ekonomisini konuşuyorum. Yani öyle bir noktaya geldi ki sabah uyanıyoruz yeni bir mutant, akşam ayda yeni bir mutant, yeni bir varyant deniliyor. Bakın şu anda tüm dünyada gerçekten büyük bir kaos durumu söz konusu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Danimarka, İsveç, İzlanda'da ve Finlandiya'da 30 yaş altına Moderna adlı mRNA teknolojisiyle üretilen aşının vurulması yasaklandı. Neden? Çünkü 30 yaş altı insanlarda, erkeklerde kalp kası iltihabına neden olduğu yönünde açıklamalar yapıldı ve biz yasaklıyoruz dediler bunu. Bakın, İsrail'den bundan birkaç ay önce bununla ilgili açıklama yapılmıştı. Daha sonra bu İskandinav ülkeleri yaptılar araştırmayı, evet dediler, vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor, biz bunu yasaklıyoruz dediler. Bu bir iki gün medyada yer aldı arkadaşlar. Sonra bununla ilgili haberler kesildi, bitti. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bununla ilgili olarak tek bir açıklama yapılmadı. Bu arada Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan'a gitti, ödül aldı. İspanya'ya gitti, ödül aldılar. Gazetecilerin bu konuyla ilgili sormuş oldukları sorulara da cevap vermediler. Kendileri de gerek sosyal medya hesaplarından ya da yapmış olduğu açıklamalarda bu konuyla ilgili tek kelime etmediler. Şimdi arkadaşlar, sanıyorum yani şu çerçeveye baktığımız zaman nasıl bir girdabın içerisine insanoğlunun sokulduğunu anlayabiliyoruz. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki siyasetçilere söylüyorum, bakın bilim insanlarına değil bu sözüm. Birileri para kazanabilir. Aşı üretmiştir, test yapmıştır. Para kazanacaklar, bunların amacı bu zaten. Ticari işletme bunlar. Yani bakkal dükkanı nasıl para kazanmak istiyorsa bu adamlar da para kazanmak istiyorlar. Ben ticareten herhangi bir sorun görmüyorum. Ama siyasetçilerin daha uyanık olması gerekiyor. Bakın seçim döneminde niye oy veririz biz bu siyasetçilere? Bizim haklarımız konusun, bizim sağlığımızla ilgili, ekonomimizle ilgili, sosyal hayatımızla ilgili alacakları kararlarda bizim menfaatimizi gözetsin diye oy veririz değil mi? Yoksa bu adamların kara kaşına, kara gözüne mi oy veriyoruz? Neyine oy veriyoruz? Kim? Anamız mı, babamız mı bunlar? Kim? Ama görüyoruz ki bu siyasetçilerde büyük bir basiretsizlik var ya da isteyerek, bilerek insanları farklı bir dünyanın içerisine sürüklüyorlar. Ekonomik olarak insanlar büyük bir sıkıntı yaşıyor mu bu koronavirüsten dolayı? Evet yaşıyor. Kiralar arttı mı arttı. Fiyatlar arttı mı arttı. Çarşıda, pazarda yangın var mı fiyatlarda? Var. Büyük sıfırlama diyorlar. Al sana büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni diyorlar. Al sana yeni dünya düzeni. Kripto paralar
bu Bitcoin'ler vesaireler niye bu kadar arttı? Niye bu kadar talep var arkadaşlar? Al sana yeni dünya düzeni. Şimdi baktığımızda bu oyunun bir parçası da bu sıvılar ve testler arkadaşlar. Hepimizi sıvı manyağı yaptılar. Test manyağı yaptılar. Oraya gidiyorsun test. Buraya gidiyorsun test. Aa diyor senin bilmem ne kodun ne işte aşıyla ilgili şu kare kodun yoksa bilmem ne seni ben buraya alamam diyor. E hani zorunlu değildi? Adamda bir rahatsızlık yok, bir şey yok. E cebinden adamın 25-30 eurosunu alarak test yapacaksın. Arkadaşlar bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani nereye gidiyoruz kardeşim? Nereye kadar? Hiç kimse de şunun cevabını vermiyor. Şu zaman bu işler tamam normale dönecek demiyor arkadaşlar. Ne aşıyı üreten söylüyor, ne siyasetçiler söylüyor, ne bu ekonomiden faydalananlar, menfaatlenenler söylüyor. Hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sürekli olarak şu mutant çıktı, bu varyant var, şu testi yaptır, bilmem şunu yaptır, bunu yaptır. Başka hiçbir açıklama yok arkadaşlar. İnanın bana bakın, girin internete cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan yazın bu konuyla ilgili. Sadece şu bulundu, şunu yaptırın, bunu yaptırından başka bir tek satır haber yok arkadaşlar. Yok. İnsanlar sokaklara döküldüler, protesto gösterileri yaptılar, dünyanın pek çok noktasında alınan tedbirleri protesto ettiler. Sonuç elde var sıfır. Hiçbir siyasetçi de demiyor ki gelin kardeşim bakalım siz ne istiyorsunuz, amacınız nedir demiyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir durum. Hani bir laf var ya bindik alamete gidiyoruz kıyamete diye. Böyle bir durum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa mutlak surette videomuzun altındaki yine yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Ben şunu söylüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü büyük bir karamsarlık durumu içerisindeyim. Ben kendi adıma hani sizin durumunuzu bilemem ama beni de lütfen yanlış anlamayın ama şöyle bir analiz yaptığımızda kardeşim ya nereye kadar? Soru bu nereye kadar? Yeter artık insanlar normal hayatına dönmek istiyor. Sıvı dediler, sıvılar yapıldı. Test dediler, testler yapıldı. E bakıyoruz vaka sayıları başa döndü. Her yerde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. E o zaman bu neydi kardeşim? Alınan bu tedbirler neydi? Amaç neydi? Neydi bu zorlama? Devam eden bu zorlama? Bu ne? Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Squid Game adlı Netflix'te en çok izlenen bir dizi var. İzlemeyenler için çok kısa bir şekilde bu dizinin genel çerçevesini anlatacağım. Ardından da koronavirüsle içinde bulunduğumuz bu salgın dönemiyle bu dizinin ne tür gizli bağlantıları olduğunu tek tek sizlerin önüne sereceğim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu dizi bir Güney Kore yapımı. Ölümcül oyunların yer aldığı bir dizi. İnsanlara 400'ün üzerinde insana oyunlar oynatılıyor ve kaybedenler öldürülüyor. Evet, ölüm oyunu da diyebiliriz buna. Peki bu insanlar kim? Bu insanlar ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntının içerisinde olan insanlar. Bu insanlar dar boğaza girip çıkış yolu arayan, ailesi için çıkış arayan, çocuğu için, kendisi için, işi için çıkış arayan insanlar. Ancak öyle bir noktaya gelmişler ki ölümü bile göze alıyorlar. Birileri bunlara çeşitli oyunlar oynatıyor ve kaybeden ölüyor. Evet, 9 bölüm, şu anda 9 bölüm ve sonraki sezonları da devam edeceğe benziyor. Eminim pek çok izleyicimiz izlemiştir. Ben de yeni izledim, yeni bitti. Şimdi bakın. Dünya büyük bir sıfırlamanın ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içerisine girmiş vaziyette. İnsanlar geçinebilmek için para arayışında. Evet, gerçekten böyle pek çok ülkede bu durum var. Fiyatlar insanların gıda tüketimi için fiyatlar almış başını gidiyor. Ev fiyatları arttı, araba fiyatları arttı. Markette, çarşıda, pazarda, her yerde, dünyanın her noktasında fiyatlar arttı. Yeni dünya düzeni deniliyor ya arkadaşlar. İşte bu. Bu kadar yüksek bir şekilde fiyatlar yüksek oranda artarken insanların gelirinin çok büyük bir şekilde
aynı kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Zam yok, fiyatlar aynı, sömürüye devam. Şimdi bu filmden hareketle baktığımız zaman insanların çok büyük bir kısmının borçlu hale getirildiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde herkesin cebinde 2-3 tane kredi kartı ya da bankadan alınmış kredi borcu var arkadaşlar. İnsanlar gırtlağına kadar borcun içerisinde. Psikolojik olarak insanlar çıkış arıyor. Bakın bu dizinin senaryosu aslında 2009 yılında yazıldı ama içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde çekilerek yayına şimdi verildi. Şimdi bizleri özellikle Avrupa başta olmak üzere Türkiye'den izleyen tüm izleyicilerimizin buraya dikkatini çekmek istiyorum. Maaşlar bu dönemde arttı mı? Alınan sosyal yardımlar bu dönemde arttı mı? Çevrenizde bulunan insanların eskiye göre nasıl geçindiğini gözlemliyorsunuz ya da kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ve önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak kendinizi hangi noktada, çevrenizde bulunan insanları hangi noktada görüyorsunuz? 10 yıl sonra mesela. Türkiye'den bir örnek. Emekli maaşı ortalaması 1800 lira Türkiye'de. Asgari ücret bekarlar için 2825 lira, çalışanlar için 3100 küsür lira. Bu insanların %90'ının hatta belki de daha fazlasının bankalara borcu var. Evet. Gırtlağına kadar borç bataklığında. Peki bu insanlar için çıkış yolu ne? Bu insanlar nasıl geçinecek? Aslında bu film, bu dizi bize insanoğlunun gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Borç bataklığındaki insanların ölümü dahi göze alabileceğinin en büyük göstergesi. Bu filmin en büyük şifresi bu arkadaşlar. Evet. Kimse kimseye güvenmiyor. Bu filmde de kimse kimseye güvenmiyor. Oradaki en yakın arkadaşı birbirini öldürebiliyor. Evet. Bu film öyle sıradan insanların hayal gücünü kullanarak yazmış olduğu bir senaryonun sonucu değil arkadaşlar. Şimdi yeni bir dünya düzeni, yeni bir dünya deniliyor. Büyük sıfırlama deniliyor. Değil mi arkadaşlar? Kripto paralar, Bitcoin vesaireler, diğer coinler. Hiç bu kadar hayatımızda yer almış mıydı? İnsanların bir kısmı para kazanıyormuş gibi görünüyor. Medyada yer alan haberler hep kazanma yönündeki haberler. Peki ya kaybedenler? Bataklığa düşenler? Onlarla ilgili tek kelime yok. İşte arkadaşlar deniliyor ya, yeni bir dünya düzeni, büyük sıfırlama falan. Bunların hepsi zaten şu anda mevcutta var. Aslında bu dizi insanoğlunun sürüklendiği noktayı gösteriyor. Bundan 20 yıl sonrasını bize anlatıyor. İnsanların para için ölümü göze alacağı günlerin yakın olduğunu söylüyor. Evet, bu diziyi izleyenler eminim ki artık farklı bir gözle düşünecekler, farklı bakacaklar olaya. Çünkü bu dizide oynayanların, o yarışmaya, ölümcül yarışmaya katılanların hepsinin borç bataklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Toplumumuzdaki borçlu insanların sayısı artıyor. Sistem bu arkadaşlar. Borçlandırıyor ve köle yapıyor bizi. Bankaya borçlandırıyor. Ömrümüzün sonuna kadar diyoruz ki çalışalım, onu ödeyelim, bunu ödeyelim vesaire. Bu arada hayat geçiyor. İşte bir dizinin sanıyorum bize anlattığı en önemli nokta bu. Hayat geçiyor arkadaşlar. İnsanlık yeni bir serüvene sürüklenmiş vaziyette. Bir dizi sanıyorum hayattan bağımsız kopmuş olamaz. Bundan 25-30 yıl önce izlediğimiz filmlerin bugün gerçek olduğunu görüyorsak elbette ki bu dizinin de gerçek olacağını göreceğiz. Maalesef insanlık büyük bir bataklığın içerisine sürükleniyor. Evet,
borç bataklığının içerisinde. Bakın arkadaşlar, Avrupa ve diğer pek çok ülkede emekliler geçinemiyor. Almış oldukları sosyal yardımlar olmasa bu insanların ay sonunu getirebilmesi imkansız. Bu insanlar bankalara borçlu hale getirilmiş vaziyette. Bu insanlar adeta borç kölesi haline gelmişler. Bankaların kölesi haline gelmişler. Bu insanlarımızın çoğu şunu söylüyor. Ben mezara kadar bankanın kölesiyim diyor. Evet. Aldığı 2000 lira, 2500 lira emekli maaşı bankadan kendisini 5-10 yıl boyunca ipotek altına almış. Daha emekli maaşını elini dokunduramadan banka hemen taksidini alıyor. Garibimin elinde de 3-5 kuruşu kalıyor ya da kalmıyor. Gidiyor başka bir bankaya, başka bir kredi kartıyla para çekiyor, alışveriş yapıyor. İşte toplumların gelmiş olduğu nokta bu arkadaşlar. Yani toplumlar büyük bir borç bataklığının içerisine sürükleniyor. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bu tablonun hiç de yabancı olmadığını sanıyorum. Sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ekonomik olarak nereye gidiyoruz? Bundan sonra neler olacak? Geleceğe dair eskisi kadar kolay plan yapabiliyor musunuz? Değerli izleyicilerim, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz bu yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sizler de gündeme getirilmesini istediğimiz konular varsa bunları da lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bakalım sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Değerli izleyicilerim, Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında yaşayan emeklilerin durumunu anlatan enteresan bir haber var. Önce bu haberi ben sizlerle paylaşacağım. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu kısaca anlatmaya çalışacağım. Bakayım, Hollanda dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını kaptırdı. Bakalım kime kaptırmış? Hollanda emeklilik sistemi geçtiğimiz yıla göre daha iyi olsa da dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını İzlanda'ya kaptırdı deniliyor. Geçen yılın lideri Hollanda, ikincisi Danimarka yaklaşık 10 yıldır Merkel sıralamasında zirveye çıkmak için kıyasıya mücadele ediyordu. Bu yıl her iki ülkede birinciliği listeye yeni dahil olan İzlanda'ya kaptırdı. Merkel emeklilik uzmanı Mark Hemskerk, Merkel'in İzlanda'yı sıralamaya dahil ettiği ilk yıl ülkenin açık arayla bir numara olduğunu söyledi. Yetkili, İzlanda emeklilik sisteminin Hollanda'dan daha iyi puan aldığını, çünkü İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bakın bu çok çok önemli, tekrar ediyorum. 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki daha fazla çalışan var, onun için biz sizi üst sıraya alıyoruz. Aslında bunun anlamını biraz sonra açıklayacağım. Konuyla ilgili, çalışırsanız kendinize daha fazla emekli maaşı biriktirebilir ve daha iyi bir hayat yaşayabilirsiniz diyor. İzlanda'daki hane halkı borcu da Hollanda'ya göre biraz daha düşük. Sonuç olarak İzlandalı emeklilerin ödemesi gereken daha az borcu var ve diğer şeylere daha fazla para harcayabiliyorlar. Yetkili, İzlanda'nın daha elverişli bir nüfusa sahip olduğunu ve yakında daha fazla kişinin katkı payı ödeyeceğini söyledi. Yetkili, emeklilik sistemimiz diğer ülkelere kıyasla iyi puan almaya devam ediyor. Dünyada A puanı alan 3 ülkeden biriyiz dedi. Bir süredir hisse fiyatlarının yükselmesinden ve piyasa faiz oranlarının da artmasından dolayı emeklilik kesintileri tehdidinin büyük fonların çoğunu geçtiğini söyledi. Şimdi bakın, az önce ne dedim? İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olması nedeniyle ve daha az borcu bulunduğu için insanların diyorlar ki siz birincisiniz. Bu ne biliyor musunuz? Bu aslında Avrupa'nın en iyi kölesini seçmişler. Bana soracak olursanız İzlanda kölelikte birinci. Niye diyeceksiniz? Sakın İzlanda'da yaşayan vatandaşlarımız, beni izleyenler sakın yanlış anlamasınlar. Ben sistemi eleştiriyorum. Bakın, Avrupa'da şu anda ne konuşuluyor? Emeklilik yaşının
68'e çıkartılması konuşuluyor değil mi? Yani mezarda emeklilik konusu tartışılıyor. Bana soracak olursanız böyle bir şeyi tartışmak bile insanlık onuruna yakışmayan kölelik düzeninin bir göstergesi. 68 yaşına kadar çalışmak ne demek biliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlarsan 48 yıl boyunca çalışıp emekli olursan tam bir emekli maaşı alacaksın demek. Şimdi insanlar 35-40 yıl boyunca çalışıyor zaten mevcut şartlar içerisinde minimum. Bu insanlara ödenen emekli maaşı ne kadar ya da Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda sadece emekli maaşıyla sosyal yardım almadan ay sonunu getirebilmeleri mümkün mü? 35-40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök ama sonunda adeta bir sadaka al. Sosyal yardımlar olmadan ev kiranı öde, faturalarını öde. Ay sonunu getir bakalım, torununun cebine de 10 euro, 20 euro harçlık koy bakayım, koyabilecek misin? İnsanlar şu anda aslında bu haber bana şunu anlatıyor. En iyi kölelerin bulunduğu ülkeyi seçmişler. Ve ne dönüyor haberde bakın. Borcu az olanlar, toplumlar, bakın bütün ülkeler için söyleyeceklerim geçerli. Büyük bir borç bataklığının içerisine bilerek ve isteyerek düşürülüyor. Borç bataklığında insanlar. Neredeyse insanların 10 kişiden en az 6'sının %60'ının borcu var arkadaşlar. Ya kişilere ya da bankalara, kredi kartına vesaire borcu var. Evet, insanlar bankaların kölesi haline bilerek getiriliyor. İnsanlar borç bataklığından çıkmasın, ömrünün sonuna kadar borç ödesin deniliyor. Ve yine bu araştırma bize şunu gösteriyor. Emekliler toplumların sırtında birer yükmüş gibi gösteriliyor. Ne deniliyor araştırmada? Daha az borcu var. 55 yaşın üzerinde çalışan çok olunca niye? Fazla para vermeyecekler. Ne kadar emekli varsa devletin kasasından o kadar çok para çıkacak. Peki bu insanlar çalıştığı dönemde kendilerinden kesilen sigorta primleri ne olacak? Ömrü boyunca bu insanın her ay almış olduğu maaştan kesinti yapmasını biliyorsun. Ama iş vermeye gelince vermiyorsun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya hangisini sayarsanız sayın. Hepsinde emekliler toplumun sırtında birer yük olarak görülüyor. Onun için değerli izleyicilerim bakın. Toplumların en değerli kesimi bana göre emekliler. Herkes değerli ama ülkenin kalkınması için, çocuklarının, ailelerinin kalkınması için gece gündüz çalışmış olan bu insanlar ömürlerinin bu en güzel döneminde artık ayaklarını uzatıp bir nebze olsun rahat etmek istiyorlar. Ama ülkelerin ve siyasetçilerin genel politikası bu insanların bir an önce sırtlarından, daha doğrusu maaşlarını kesebilme amacını güdüyorlar. Şimdi bakın Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar pek çoğu almış oldukları emekli maaşıyla geçinemediği için durumu müsait olanlar Türkiye'ye gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Yılın 6 ayını pek çoğu niye Türkiye'de geçiriyor? İşte ekonomik nedenlerden dolayı almış oldukları emekli maaşının yetmemesinden dolayı. Evet arkadaşlar, bu araştırma aslında bize kölelik düzenini anlatıyor. Tebrik ediyorum. 68 yaşına kadar bir insanı çalıştırmayı yani tartışıyorsunuz. Bunun için siyasetçiler fikir yürütüyor. Ayıp be, ayıp. Ayıp. 68 yaşına kadar ne demek bu biliyor musun? Köle. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunlar köle istiyorlar. Ne zaman dinlenecek bu insanlar? Ne zaman dünyayı gezmek isteyecek belki? Sevdikleriyle, torunlarıyla, eşiyle dünyayı gezip, insanları ziyaret edip, çalıştığı dönemde yapamadıklarını yapmak isteyecek. Ömrünün en güzel olan bu dönemini çalışarak, borç ödeyerek, borç bataklığından çıkmak için mi uğraşacak? Türkiye'de emekliler almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Hepsi borç bataklığının içerisinde.
Bankaya borcu olmayan yok. Son 2 yıl içerisinde bankalar adeta bayram ediyor. Niye? Koronavirüs döneminde insanların tüketimleri arttı, fiyatlar arttı. İnsanlar koşarak bankaya gidiyor, tüketici kredisi alıyor. Kredi kartını kullanıyor. Ay sonu gelince de maaşına daha elini dokunduramadan banka tarafından adeta birer pirana gibi kapılıyor. Sonra senaryo yine aynı. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'inkini de Veli'ye bu şekilde külahları değiştirip yani borcu borçla kapatma yoluna gidiyor vatandaş. Nereye kadar? İşte mezara kadar. Böylesine sıkıntılı ve bir o kadar da insanların psikolojilerini bozan bir dönemin içerisindeyiz. İleri yaşta çalışan ne kadar çoksa o kadar emeklilik araştırmasında birinci oluyormuşsun. Ne kadar az borcun varsa birinci oluyormuşsun. Ya kardeşim ne maaş veriyorsunuz ki emekliye? Ne maaş veriyorsunuz? Bizleri yurt dışından veya Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Yani mevcut şartlar içerisinde soru şu arkadaşlar. Mevcut şartlar içerisinde emekli maaşı ya da çalışanlar maaşıyla mutlu mu değil mi? Borcunuz var mı yok mu? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerim, daha fazla da insana ulaşabilmemiz ve sesimizi duyurabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve mümkünse kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yani sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar.